Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu ve çikolatalı, inanılmaz lezzetli, şahane bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiyeyi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir tane yumurta ilave ediyorum ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı artı bir yemek kaşığı şeker, 2 paket vanilya ve 2 tane limon kabuğu rendesi ekledikten sonra malzemeleri bir spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı bırakıyorum ve şimdi un kabımı yanıma alarak ve istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek kurabiye hamurunu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi kurabiyelerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile tam 4 su bardağı un kullandım ve hamurum toplamda toparlanana kadar yoğurma kabında yoğurduktan sonra hamuru tezgaha alıyorum ve tezgah üzerinde de 1-2 dakika özdeşene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir kıvamı var. Şimdi hamuru güzelce toparlıyorum ve tam ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra iki ayrı beze haline getiriyorum. ve hamurları temiz bir buzluk poşetine koyarak güzelce kapattıktan sonra yarım saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet kurabiye hamurlarını tam yarım saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi poşetten çıkartıyorum ve bir tanesini şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Ve daha sonra tezgahımı çok hafif bir şekilde unluyorum. Ve kurabiye hamurunu bir merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında olacak şekilde açıyorum. ve hamuru ince bir şekilde açtıktan sonra gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Kurabiye kalıbınız yoksa su bardağı da kullanabilirsiniz. Evet hamurun hepsini aynı şekilde kestikten sonra kenarlarından çıkan parçayı daha sonra aynı şekilde açmak üzere alıyorum. ve kesmiş olduğum parçaların tam ortasını gördüğünüz gibi bir sıkma torbası duyu ile keserek çıkartıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki oldukça bereketli bir kurabiye hamuru. iki tepsiden fazla kurabiye çıkıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Evet kurabiyeleri gördüğünüz gibi hazırladım ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada fırınımı da alt 180 derecede çalıştırdım. İlk tepsiyi hazırladıktan sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyeler pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınım da tam 12 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Yalnız çok kısa sürede pişen bir kurabiye. O yüzden aynen videoda gördüğünüz gibi renkleri değişmeden fırından çıkartalım. Ben şimdi kurabiyeleri soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet kurabiyeleri soğuttuktan sonra az önce de söylediğim gibi oldukça fazla çıktığı için yarısından biraz fazlasını buzluk poşetlerine koyarak daha sonra çıkartıp yapmak üzere buzluğuma kaldırdım. Ve şimdi yaklaşık bir tepsi kadarını çikolata ile kaplamak için küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştirdikten sonra kaseye sütlü ve bitter karışık olmak üzere yaklaşık 150 gram çikolatayı alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı sıvı Yağ ilave ediyorum. Daha sonra çikolatayı benmari usulü eritmek üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve başından hiç ayrılmadan çikolatayı benmari usulü erittim gördüğünüz gibi. Şimdi kaynayan suyun üzerinden alıyorum ve kullanmadan önce ilk sıcaklığının çıkması için biraz soğumaya bırakıyorum. Evet çikolatayı karıştırmak suretiyle 5-6 dakika kadar soğuttum. Şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi kurabiyeleri içine koyuyorum ve bir çöp şişi yardımıyla bir tarafını çikolataya buladıktan sonra fazla çikolatasını süzdürüyorum ve tekrar yağlı kağıt üzerine alıyorum ve kurabiyelerin hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. Bu arada kurabiyeleri tamamlamadan önce üzerindeki çikolatalar donmadan aynen videoda gördüğünüz gibi üzerlerine biraz limon kabuğu rendesi serpiyorum ve daha sonra üzerindeki çikolatalar donana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet kurabiyeleri üzerindeki çikolatalar donana kadar buzdolabında beklettim ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki limon ve çikolatanın bir araya gelmesiyle inanılmaz lezzetli şahane bir kurabiye oldu gerçekten. O yüzden bu kurabiye tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğiniz Sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.